Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Mustafa Meral Çörtü Hoca'nın Arapça Dil Bilgisi Nahiv kitabını çalışmaya devam ediyoruz. Evet, 10. bölüme geldik. 10. bölümde bazı duruf yani bazı zarflar diyecek. Ve zarf nedir? Zaman ve mekan bildiren isimlerdir. Mebni ve Mureb olarak ikiye ayrılı. Mebni olanlar 17 tanedir. 6 tanesi mekan, 10 tanesi zaman anlatır. Bir tanesi hem mekan hem zaman zarf olarak kullanılır. Mebni mekan zarfları haysu, lede, eynen, hüna, e, semme. Mebni e, o, zaman zarfları iz, izen, emsi, muz, muzu, kat, lemme, eyyane, meta, elane şeklindedir. Hem zaman hem mekan için kullanılan mebni zarf enna'dır. Haysu mekan zarfıdır. Damme üzere mebnidir. Dığı yere, Ece yere, dığı yerde, eceği yerde, her nereye ise, her nerede ise manalarına gelir. E, Kum haythu yekûmus salih. E, salihin durduğu yerde dur. Ledun ve leda. Mekan zarflarıdır. İkisi de sükun üzere mebnidir. Yanında, katında, nezdinde, tarafında, huzurunda manalarına gelir. Allemnâhu min ilma ilma, Tarafımızdan. E, yine, e, raeytu aliyyen ledel e, bab şeklinde. E yine... Soru isimlerindendir. Mekan zarfıdır. Fetha üzere mebhidir. Nerede nereye? Eyne derastum. Nerede okudunuz? Eyne şart ismi olarak da kullanılır. Her nerede, her nereye ve s gibi manalara gelir. Eyne tekunu her nerede olursanız yudrikumul mevt ölüm size ulaşır şeklinde. Huna burada buraya manalarındadır. Sükun üzere mebhidir. E, e, bu ismi iş mekan ismi işaretidir ve aynı zamanda zarftır. Hüna mektebetun. Burası bir bürodur. Senme semme orada oraya orası vardır gibi manalara gelen fetha üzere memli olan mekan ismi işaretidir ve zarftır. Senme semme yel abu velet orada bir çocuk oynuyor. İz cümleye muzaf olan zaman zarfıdır. Sükun üzere memlidir. O zaman dığında dığı zaman eceği zaman ince iken manalarına gelir. Ezhebu iz zehebte. Gittiğin zaman giderim. Lekituke iz ente şabun. Gençliğinde seninle e, karşılaştım gibi. İzin diğer özellikler için edatlara bakıyor. diyor. İza cümleye mudaf olan zaman zarfıdır. Sükun üzere memridir. O zaman, dığında, dığı zaman, eceği zaman, ince, unca, ken manalarına gelir. İza caer rebi tetefettehul ezhar. Bahar gelince çiçekler e, açar. İda cezmetmeyen şart edatlarındandır. E, emsi kesre üzere mebni geçmiş zaman zarfıdır. Dün manasına gelir. Kânel cebu mumturan emsi. Dün hava yağışlı e, idi. Peki müz ve münzü zarf olduklarında kendilerinden sonra merfu isim veya fiil gelir. Müz sükun üzere münzü dam üzere memedir. Den beri, dığından beri, den bu yana, önce, evvel, e, a, d, den, dan manalarına gelir. Ma ra'eytuhu müz, bakın müz, ve yevmil cuma. Cuma gününden beri görmedim. Tabi bu müz harfi cer olduğu için yevmi şeklinde olması lazım. Cihtumuz da'a. Burası tabi cümle cer mahallinde. E, kat mazi manalı fiillere mahsus zaman zarfıdır. Damma üzerine bilir. Asla hiç kat katiyen, kat'i surette kesinlikle ebediyen manalarındadır. Ma ketebtu fi hayati kat. E, kezeptu değil mi? Hayatımda asla yalan söylemedim kezeptu. Lemma cümleye muzaf olan geçmiş zaman zarfıdır. Sükun üzere mebidir. Dığında dığı zaman ince ken gelir. Lemma dehalel müdir. Müdür buraya büroya girince. Lemma dehalel. Lemma cezmetmeyen zaman zarfıdır. Bakın ida gibi. Lemma muzarifin önüne gelince muzari fiili cezmede e, ce, harf olur. Ancak son zamanlarda zaman zarf olarak muzarifin fiil önüne de kullanılmaktadır. Eyyane soru ve işaret ifade eden mekan zarfı olarak kullanılır. Fetha üzere memnidir. Soru ve şart olarak mekan. Ee, soru ismi olur. Meyyane. Umumiyetle gelecekte insanlar üzerinde etkisi büyük olacak olaylar hakkında soru sormakta kullanılır. Eyyane tüb'atune min kuburikum. Kalpler, kabirlerinize ne zaman? Bakın ne zaman dirteceğiz. Eyyane soru ismi olduğunda mazi fiille kullanılmaz. Şart ismi olur. İki fiili mu, e, muzari cezmeder. Dığı zaman, eceği zaman gibi e, iken gibi manalara gelir. Eyyâne e, testen cid bihi yun cidke. Ondan ne zaman yardım istersen sana yardım eder. Ne zaman? ne zaman? Meta soru ve şart ifade eden zaman zarfı olarak kullanılır. Sükun üzere mebridir. Soru ismi olur. Ne zaman manasına gelir? Meta tüsafiru. Şart ismi olur. Dığında dığı zaman. Meta tekum tezheb. Ne zaman kalkarsan gideriz. El an fetha üzere mebni zaman zarfıdır. Şimdi şu anda manasına gelir. El ane haffafallahu ankum. Enna zaman, mekan ve durum için kullanılan soru ve şart ismidir, zarfıdır. Sükun üzere mebnidir. Nereden, nereden, ne zaman, nasıl, niçin? Enna ciittel yevm. Bugün ne zaman geldin, nasıl geldin? Şart ismi iki fiili muzari cezmeder. Nereye, nereden, se, nasıl e, gibi. Mesela enna yezhebu sahibul ilmi. Bu enna e, burada da ne oluyor? E, şart için geliyor. Nereye e, giderse, Şeklinde nereye manası katıyor. Peki 11. bölüm fiil isimleri. Esmaül ef'al. Mazi, muzari ve emir manasında kullanılan bazı isimler vardır ki fiil gibi tasrif edilmez. Yani çekimi yapılmaz. Bundan dolayı bu isimlere fiil isimleri denilir. Yani esmaül ef'al denilir. Bunlar lazım, me mebnidirler. Ve fiil isimleri ikiye ayrılır. Semai, kıyasi. Semailer manaları bakımından üçe ayrılır. Mazi, muzari, emir. Mazi olanlar heyhate ne kadar uzak oldu. Sur Anema ne kadar çabuk oldu gibi. Heyhate heyhate ne kadar uzak oldu. Ne kadar uzak oldu. Lima o korkuldu şey. Not mazim ara sonra fiil isimler mana bakımından hayret ifade ederler ki tacu fiilleri gibidir. Muzari manalı Ve yani acep yine öfin esemu etedacar, e, etedacarra e, gibi. Ana babana öf bile deme. Fela tekullahuma ve Burada bakın muzari manası var. Emir manalı Helümme haydi gel, hayye, hayye el felah, hayye, haydi, sah, sus, al e, emir, dön, yönel gibi. E, kul helümme, getirin. Kıyasi olanlar, sülasi fiillerden feal kalıbında gelir, feali. Mesela mena'den mena'i, yani e, mani olur. Terekeden teraki, bırak sekat eden sekati, nezeleden nezali gibi. Bu bölümde fiil isimlerden özetle bahsedilmiştir. Çekimleri yapılmaz. Yani camit donukturlar. Müzekkerlik ve mühendislik yoktur. Mebnidirler. Manası normal fiilden daha e, kuvvetlidir. Kullanışları için sarf kitabına bakın diyor. Sarfı da zaten okuyoruz. 12. bölüm savutlar yani sesler. Esmaul esvat. Savut bazı sesleri taklit etmek, e, hayvanları kovmak ve çağırmak için söylenilen mebni isimdir. Taklit etmekte kullanılan sesler atın Dört nal sesi tak tık, karganın sesi gak. iki şey birbirine vurulduğu zaman tak. Hayvan kovmak için hella, atı kovmak için kediye gız. Koyun sürüdüsünü için hey, yürütmek için ben Köpeği kovmak için hec. Hayvanı çağırmak için kullanılan isimler. Deveyi çökertmek için ıh. Merkebi suya çağırmak için se. Bazı nahi kitapların nida harflerine damet ve tacip bildiren kelimelerde de olarak kabul edilmiştir. Uffin gibi, vey gibi, beh beh, bravo gibi ah anacım gibi saflar fiil isimlere de karıştırılmıştır. Sah, e, heyhate gibi bazı nahavciler tarafından mebni olmayan saftların da var olduğu ileri sürülmektedir. İşte zeir, sahil, e, bugam, buğam, keçinin melemesi, ba'a, su sesi, e, safir, ıslık sesi gibi. 13. bölüm Mazi ve Emir. El Emru vel Mazi. Mazi fiiller mebnidir. Son harflerin hareke ve sükunu değişmez. Cem müzekker gayipte mazmum yani zamme üzere mebni olur. Ketebu. Bakın Yukarıdaki fiilde fiilin sonu harfi B'dir, zammelidir, vav zamirdir, ayrı bir kelimedir. Oradaki vav, gayb Gâib ve gaybenin müfret ve tensinelerinde meftuh, yani fetha üzere mebni olur. E, ketebe, keteba, burada da bakın fetha üzere, ketebet, ketebeta, fetha üzere. Yukarıdaki sigaların son harfi dördünde de B'dir ve fethalıdır. T müenneslik alameti, buradaki T, e, fethalar ise, zamir, elifler ise zamirdir, ayrı birer kelimedir. Geri kalan sigalarda ise sakindir, sukun üzere mebnidir. Ketebte, tü, ketebtü, ketebtü. Bunların hepsinde sukun üzere mebni. Son harfi B'dir, sakindir. Nun, T'ler, N'ler ayrı birer kelimedirler. Emri hazır da lazım mebnidir. Üktübü ne? Burada bakın cem müennesinde sukun üzere mebnidir. Üktübü ne? ne? Yukarıdaki fiilin son harfi B'dir. Sakindir. Nun zamirdir. Ayrı bir kelimedir. Cem müzekker müfret müennes ve iki tesniye sigalarda nun düşer. O zaman da nunun hasfı üzere mebni olur. Uktuba. Burada nun düşmüş. Dolayısıyla nunun hasfı üzere mebnidir. Uktubu da aynı şekilde uktuba, uktubi. Peki emri hazırlar ve muzariden yapılır. Emri hazırlar ve muzar. Müzariden... Yukarıdaki sigalar muzarinin nunlu sigalarıdır, kalıplarıdır. Emri hazır yapılırken nunları düşmüştür ve nunun hasfı üzerine mebnidir. Müfret müzekker siga, salim, mehmuz, misal ve ecbe fiillerde sükun üzere mebnidir. Kul, it, ikra, üktub. Nakıs ve lefiflerde illet harfinin hasbi üzere mebnidir. Yani son harfi illet harfi ise o harf düşürülür. Dolayısıyla illet harfinin hasfı üzere mebni. İrmi, ihdi, işvi, mesela kıy. Değil mi? Kıyın koru demek. Mudaaflarda ise şedde çözülürse sükun üzere çözülmezse Umumiyetle caiz olarak fetha üzere memidir. Umdut mesela e, sükun üzere çözersek e, müdde diye bakın genellikle fetha üzere mebni e, gelmektedir. E, dedik ve e, burada e, kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. E, buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.